Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Tayfun Hoca. Nereden soru çıktı, nerelerden soru çıkabilir gibi bir e, video serisi yapıyorduk. E, AYT konularıyla başlamıştık. Sinir sistemi, duyu organları ve endokrin sistemle ilgili bilgileri vermiştik. Sıra geldi destek hareket sistemine. Yani içerisinde iskelet ve kas sisteminin bulunduğu sistem arkadaşlar. Destek hareket sistemi. E, i̇lginç e, tespitlerimiz var bu tespitleri sizlerle paylaşıp içinizi rahatlatma yollarına gitmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İskelet ve kas sisteminde son 12 senede 2010'dan beri saydım parmaklarımı saydım 10-11 diye arkadaşlar ve 2021'e kadar 12 tane sorun olduğunu gördük. Şey 12 soru diyorum 12 yıl olduğunu gördük. Bu 12 yıldan ise 7 tane soru sorulmuş. Bakın koskoca 12 yılda arkadaşlar 7 soru sorulmuş. Bu 7 sorunun arkadaşlar çok ilginç bir durum değil mi? 3, 6, 7 evet. Bu 7 sorunun arkadaşlar çok ilginç 6 tanesi kas sisteminden. Kas sistemi, kas sistemi, kas sistemi, kas sistemi, kas sistemi, kas sistemi. 7 sorunun 6 tanesi kas sisteminden gelmiş. İskelet sisteminden sadece bir soru gelmiş. 12 senede. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Ee, gelebilirse bir soru. Çünkü 2018'den 2021'e kadar bir ara vermiş. Ondan sonra yine iskelet kaslarından yani kas sisteminden soru sormuş. Yani gelirse bir sorunun ben olsam öSYM'nin yerinde hani öğrencilere yazıktır. Yani kas sisteminden, biraz iskelet sisteminden çalış, çalışıyorlar bunlar. Buradan da sorayım der iskelet sisteminden sorarım. Ama ÖSYM'nin bu kadar duyarlı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden kas sisteminden mi gelir, iskelet sisteminden mi gelir? Ama hani içimden bir ses iskelet sisteminden şak diye koyacaklar bir tane soru gibi geliyor bana. Ama... Soru da sormayabilirler. Çünkü 2018'de 2021 arasında 3 sene sormamışlar işte. 2 sene mi sonra? 2 sene sormamışlar. Matematiğim çok kötü. 19 ve 20'de sormamışlar. Ama 21'de sormuşlar. Velhasılı kelam arkadaşlar Dikkat ederseniz soruların büyük bir kısmı Kas sisteminden gelmiş yani. %90'ı kas sisteminden gelmiş e, Yeniz olsam e, Kas sistemine daha iyi çalışırım e, İskile sisteminden neden Sormasınlar diye de düşünmüyor değil Burada da söylemişiz son 12 senede Destek varike sisteminden 7 soru gelmiş Bu 7 sorunun 6 tanesi kas sistemine ait Sadece bir tanesi iskile sistemine ait Gariban çilekeş Sistem iskele sistemi Bunu çok köşe yapmışlar ama Bir gün sizi yakabilir dikkat edin arkadaşlar neden bu senin kestimden sistemden soru gelmesin demişim. Zaten söylemiştim gelebilir. Bonuslarımıza gelelim. İskelet kaslarında önce hangisi sonra hangisi kullanılır gibi soru gelmemiş. Yani işte önce ATP sonra kreatin fosfattan kreatin elde, kreatini çıkarıyorsun fosfat elde ediyorsun fosfatı ADP ekliyorsun ATP elde ediyorsun sonra glikoz sonra işte e, glikojenden işte glikoz sonra işte glikojen gibi 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 şeyler sorabilirler mi? Allah bilir. Yani bilemiyoruz ama bence gelme ihtimali zayıf. ÖSYM 12 senedir sormadı bir şey. Şimdi sorar mı? Allah bilir. Sonra işte soru bankalarında veya işte sosyal medyada miyoglobin bütün kaslarda bulunur. Teknik olarak bulunur. işte genellikle bulunur falan filan akademik olarak bulunur falan. Ya miyoglobin adam miyoglobin umurunda bile olmamış. Yani ÖSM ÖSYM Mio Globin'i rüyasında bile görmemiş arkadaşlar. Soracağını sanmıyorum. Yani sormazla. Yani iskelet bakın arkadaşlar dikkat edin. Sorulara dikkat edin. Bakın arkadaşlar. İskelet kası. Direkt soruda iskelet kası ismi kullanılıyor. İskelet kası. iskelet kası. Yani ÖSYM kaslarda iskelet kasını ön plana çıkarmış. E, düz kas ve e, kalp kasını pek sallamamış. E, bu yüzden hani kimde mi yokluğu bulunur? Kimde bulunmaz tarzı bir soru sorabileceğini zannetmiyorum ki zaten e, soruların bir tanesinde e, şu iskelet e, kas tipleri karşılaştırılmasında Kalp kası özelinde bir soru sormuş. Bu tarz bir şey de yok soruda yani ayrıntıya girmemiş. Gireceğini de zannetmiyorum arkadaşlar. Çünkü okul kitabında bu ayrıntıları hiçbir şekilde vermiyor arkadaşlar. Bu ayrıntıları sadece sayfa doldurmak zorunda kalan e, konu anlatım kitaplarında ve soru bankalarında görebilirsiniz arkadaşlar. Ama Miyagola'nın bütün kas çeşitlerinde var diyebilirsiniz. Ee, bilmemize gerek yok ama takdir yine de sizin hani ben çok evhamlıyım diyorsan otur ezberle kardeşim yani aklın bir köşesinde kalmasın diyorsan ben bileyim bunu sorarlar falan filan diyorsan sormazlar ama hani biliriz iskelet kasında yani ben burada tahmin yapıyorum hani kaslardan sorulabilecek her şey sorulmuş arkadaşlar işte ee, kayın iplik reportesi sorulmuş motor 3 blok sorulmuş arkadaşlar ama şu mesele sorulmamış kas sistemini açtığınızda ya 1. sayfada ikinci sayfada Okul kitabında şu aktin miyozinden başlıyor. İşte miyofibirler, kas lifleri, işte sonra kas demetleri sonra kas diye sıralama var. Ya Bu sıralamaya benzer bir soru veya şeklini verip bu şekil üzerinden sorular sorulabilir. Dikkatli olalım arkadaşlar. Burada da bir müneccimlik fırtlatma arkadaşlar. Bu fırtlatmamı da lütfen mazur görün. Arada sırada böyle sallayabiliyoruz Fırtlatmak da gerekiyor arada sırada. Fırtlatanı seviyor öğrenciler yani çünkü müneccimleri seviyor. Ben de fırtlatayım arada sırada arkadaşlar. Evet bonusumuz buydu. Sonra ne demişiz? Uzun kemiğin yapısına çok sağlam çalışmasınız. Eğer soru iskelet sisteminden gelecekse uzun kemiğin yapısından gelme ihtimali %99 belki de arkadaşlar. Epifis plaktan gelebilir. işte periyostan gelebilir arkadaşlar. İşte kırmızı kemikeliği, sarı kemikeliği falan filan bu tarz şeyler gelebilir. Görevliyle birlikte, işlevliyle birlikte dikkatli olmanıza yarar var. Yani soru %100 demeyeyim ama %80-70-80 kas sisteminden gelir gelirse ama o %20'lik 30'luk bir iskelet sistemi kısmından sonra geldiği takdirde ki uzun zamandır sormuyorlar sorabilirler. Bunun uzun kemin yapısından gelme ihtimali çok fazla. Hocam uzun kemin yapısı neydi? Hani şöyle bir şekil var ya arkadaşlar. Hani çok güzel şekil çizemedim ama kemik her neyse şöyle bir şekil var ya kemiğin şekli arkadaşlar. İşte periost falan filan dendiği şekil. O kemiğin şeklini lütfen arkadaşlar güzelce çalışın. Ee, sadece o kemiğin şeklini çalışın. de başka da bir şey sormazlar. Benden size tavsiye. Hani oturup da başka bir şey ezberlemeyin. Boşa vakit kaybetmeyin. Zaten son e, slaytımızın son sayfa, e, sayfasında bundan bahsedeceğim. Çıkmış sorularla destek hareket sistemiyle ilgili zor bir soruya denk gelmedim. Yok yani öyle bir soru yok arkadaşlar. Yani, e, böyle saatlerce soru bankalarına yumulmayın diyorum. Hatta malum soru bankası... İşte malum soru bankası böyle ilaç ismi gibi soru bankası var ya arkadaşlar. Hani böyle ne bileyim işte aspirin işte apranaks işte ne bileyim buna benzer bir soru bankası hani hepinizin elinde her biyoloji öğretmeninin direkt öğrencilere e, sanki o apotemi alıp aa pardon pardon apranaks alıp bütün sorularını çözmüş ki bunu çözmeden sınava asla girme ya alakası yok arkadaşlar yani gerçekten yok. Yani çıkmış soruları çözün. Yani çözün soru bankalarındaki soruların ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden tavsiye etmiyorum. Ama yine de sizin taktiğinizi bırakıyorum. Çünkü sorulacak 3-4 tane soru var arkadaşlar. ÖSYM'nin, bu da benden, bugünün sloganı. ÖSYM'nin rüyasında bile sormadığı soruları çözüp vakit harcamayın arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar ediyoruz. ÖSYM'nin rüyasında bile sormadığı soruları çözüp vakit harcamayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.